Silmiş. Utanıp silmiş orospu çocuğu. Bak şimdi. Şurada dün müydü? Pardon, dünden önce. Dünden önce abi şu videoları izledik, hatırlarsınız. Yayına da verem. Bir dakika. Hatırlarsınız abi, kesin hatırlarsınız. Nerede benim kamerayı küçülteyim bir. Ekranı ele geçirdim amına koyayım. Heh. Dün böyle videolar, dünden önce pardon. Böyle... Hangi dilde okutturdum lan onu? Şimdi Talay fragmanı çıkmış. Dün bunları izliyorduk, dünden önce. Böyle saldırıyorlar ya. Yani adam Volkan yayından izle Volkan. Bak şimdi. Ben buna arkadan böyle müzik verdim. Bir dakika, tam denk gelmedim. Bak. Ben buna arkadan böyle müzik verdim. Bir sekiz vurma sonra. Heh, olay burada. Amına kodumun duyar kasmaya çalışan bir tane işgüzar orospu çocuğu. Şu amca hakkında demiş ki, amına kodumun orospu çocuğu Cahrein'i. Sen açlıktan anlar mısın? Amına kodumun orospu çocuğu. Adam o kadar aç ki yerden baklava topluyor. Sen de buna gülmüşsün. Senin ananı sikeyim diye yorum atmış altına. Şimdi amcayı dikkatlice izleyin arkadaşlar. Şimdi amcaya bir bakın. Kameraya baktığında amcaya bir bakın. Amca gayet güzel bir saç kesimi, güzel bir bıyık kesimi var. Tertemiz. Belki de bu sabah tıraş olmuş. Berberine yeni gitmiş. Üzerinde çalıştığı yerin üniforması var. Gayet kilosu milosu yerinde. Böyle belirgin bir sağlık sorunu veya akli bir sorun da göremiyorum. Amca bildiğin dönercide falan çalışıyor. İşi gücü var yani. Yerden topluyor. Orospu çocuğu da gelip diyor ki, Cahreyn diyor, amca diyor, açlıktan diyor yerden topluyor. İnşallah aç kalırsın orospu çocuğu, inşallah fakir olursun da. İnşallah merhaba, diyor. Merhaba lordum, anladım abi. Sen de anlarsın diyor. Kappa. Beni sikin. Anladın? Dur bakalım Cahrein'in bir açını yakaladım galiba. Bir saniye. Şu amına kodumun şişkosuna bir çakayım, zaten çok izleniyor falan. Ben çok kıskanıyorum. Biraz da duyar kasarım. Vicdan 31'i çekerim. Vicdan mastürbasyonu en sevdiğim şeydir. Dur şu bilgisayarın başına oturayım da sıcak yaz günlerinde mememin altında terler birikirken Cahrein'e biraz laf söyleyeyim de vicdanım falan bilge görüneyim. Bir dakika. Orospu çocuğu Cahrein. Güzel oldu ha. Amca aç. Ne gülüyon oç. Dur bir de beddua edeyim. Bir saniye Allah'ın çok sevgili kuluyum. Çünkü herkese çok yararlıyım şu anda. O yüzden her dediğimi Cenab-ı Hak yerine getirecektir. Acaba ne desem? Bir dakika, duyar ekleyeyim de insanlar üstüme gelmesin. Evet. İniş aç kal oç. Silver 4'üm. Çok iyi. ADC'yim. Support kız arkadaş aranıyor. Gamze Özçelik izle. Şimdi izle. Bunları niye takıyorsun? Ben bunları, tamam mı, kendim için takmıyorum bak. Üzülmüyorum, sinirlenmiyorum. Böyle bir kımıl zararlısı orospu çocuğunun benim varlığımdan haberdar olması bile bana bir işkence, bana bir acı. Ya beni izlemeyi bırak. Bana acı. Anda ateizi free kick. Anladın mı? Yani bu çocuk demek ki hayatının bir noktasında beni izlemiş. Şimdi ben burada hep şunu düşünüyorum abi. Diyorum ki bak, size yemin ediyorum hep şunu düşünüyorum. Ben en çok o kadar anlıyorum ki bu hissi diyor. Bak ilk yapar, bak şu an Can beni anladı. Bak ben burada hep şunu düşünüyorum. Abi ne güzel bir şeyler aktarıyorum. İşte keyifli. Muhabbetlerimiz dönüyor. Bazen böyle ne bileyim futbol sahasının dışına giden muhabbetlerimiz de oluyor. Eyvallah. Ama yani hiçbirinde de birini incitecek bir şeyler. Abdülkadir orospu çocuğu anlatayım. Hiçbirinde de birini incitecek böyle hani ne bileyim bir kesimi incitecek hareketlerde bulunmuyoruz. Hani muhabbet yani. Derdimiz muhabbet. Burada ben size bir şeyler katayım. Siz bana bir şeyler katın. Ama orada ne bileyim kızışma zamanı gelmiş bir beygir gibi oturduğu yerden bütün o kızışma enerjisini sen ne diyorsun ya? Enerjisini böyle bir şeye aktarıyor olması beni üzüyor yani. Ya da beni izleyen birisinin böyle düşünmesi mesela. Çok düşük bir IQ'ya sahip olması beni üzüyor. Ya ben istiyorum ki beni izleyen insanlar hakikaten hepsi istiyorum değil, ben buna inanıyorum yani. Benim düşüncemde bir kişi beni izliyorsa IQ'su yüksek, Holmes dışında IQ'su bayağı yüksektir. Vallahi. Ben öyle düşünüyorum. Öyle hissediyorum. Ama maalesef arkadaşlar başlarınızı okuyacağım. Yayın başında böyle biriktiriyorsunuz. Siklemin yerinde okuyamıyorum ondan sonra. Biraz sakin olun. Yani olay bu yani. Üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Hakikaten üzülüyorum. Club'leri açıyorum abi. Herkes IQ'sunu yazsın chat'e. Herkesin IQ'sunu istiyorum. Evet. Crusher 12. Oyunzade 1. Winch operatörü arıyorum. İhtiyaçlarımız yüz olsun. Evet. 31 yazanlar. Evet. İmçiçi tayfa ortada. 700k. IQ nedir diyen var. IQ nedir diyen var. Abi kaç üzerinden? Vallahi senin için akşam pazarı 10 üzerinden olsun ya. Senin için 10 üzerinden yaparız. Vallahi ne diyeyim? Oh yeah. 10 üzerinden. Arada bana edilen lafları canım sıkılıyor. Açıp sana edilen lafları okuyorum. İlan Jaho'ya bu kadar laf ediyorlarsa bizim... Şimdi sevgili... M-E-G-A-S-A-B-I-R-E dilerim baba. Şimdi gök yapar. Şöyle bir şey var abi. İstatistiki olarak, tamam mı? Her topluluğun içinde yani en az taş çatlasın en düşük rakam söylüyorum %5. %5 angut vardır. %5 andaval. Oh yeah. Nereye gidersen git vardır. Lordum ikizini buldum. Keşke link de atsaydım. En az %5 var. Abi şimdi sen mesela yayın açtığında 400'ün, 500'ün, 1000 izleniyorsun. Kaç izleniyorsun bilmiyorum. Bir de 8000 izlenmek var. Oh 10.000, yeah. 15.000 izlenmek var. 15.000'in %5'i. Uzun süredir seni ağır izliyorum. Az önce sub oldum yayınlarında, harika. Her zaman bizi eğlendiriyorsun. Lütfen tam gaz devam. Alo. Bu son bağışı yani... olayacak. Çete çok selamlar. Yani bir de Aziz Nesin'in haklı olduğunu düşünürsen yarra iyice yedik. Haklıysa oh yeah. Yarra üf. İyi yedik. Volkancığım hoş geldin canım. Öyle yani sevgili chat. Ama hakikaten ben şuna inanıyorum. Vallahi benim hep hissettiğim Beni izleyen adam bu mainstream kitleden kopmuştur diye düşünüyordum. Hep öyle düşünüyorum. Onun aksini kanıtlayan bir şey gördüğüm zaman da kendimiz kesim geliyor. Hocam CS'ye sorsana, sen ne diyorsun, nerede kaldı? Bunların hepsini soracağım. Hakikaten ona üzülüyorum. Yani bana söylenen hiçbir laf beni üzmez. Vallahi. Bana hiç küfür edebilirsiniz. Mesela anneme, babama, aileme falan küfür ediyor. Hakikaten üzmez. Dün mesela Nvidia yayınında birisi şey dedi Alfred'i görünce. Aa, o köpek ölür dedi. Yani onun demesiyle Alfred ölmez tabii ki. Ama niye böyle bir şey dedi? Niye dedin diyorum. Cevap yok chatten. Niye böyle bir şey diyor? Yani bir insan böyle bir şey demeyi niye aklından geçirir ki? Çok ayıp yani. Çok ayıp. Gösterdim hayvancağızı, bu köpek ölür diyor. Niye böyle bir şey diyor ya? Düşünsene oğlum, bunun annesi babası var, her gün çekiyorlar. Düşünsene evde böyle bir kımıl zararlısı var. Moron yani. Oh, yeah. Moron oğlum adam. Her gün evinde dolaşıyor. Her gün evinde dolaşıyor. Sen de yani düşünsene babası olduğunu, herhalde şey dersin. O gece boşalmayacaktım. O gece boşalmayacaktım. Böyle elini böyle kafana koyarsın elini. Eline koyarsın kafanı. O gece tutacaktım kendimi. Ya dışarı çıkaracaktım ya da hücum yeleği giyecektik. Yani düşünürsün bunu. Hakikaten düşünürsün. İnanılmaz ya.